aslında Mehmet'ten şey. e, ayı ilk defa verdiğim bir Mart ayında Trabzon'da yapılması planlanan yani, yani. yani, ana yani. caddeleri, çeşmeleri, Bugün <laughs> e, sizlere Murat'ın da bahsettiğim gibi şey, kısa tozsuz kent. Bugün aramızda Doktor Eren Kömürlü var. Kendi kendi bir yüzey araştırmadan tanıyor ve de, bana dedi de, ya Evet. Şimdi düzenlemiş olduğumuz bu tip canlı yayınlarının ilki için Kültür ve Turizm'in türü... aynı süreçte evet, evet. evet. <laughs> <incelleşe rahat, şükürler. gülüyor> evet. 1.4.6.10 tamam olarak üretilen 2.4.10'la saptan rahat bir şekilde Desteklerinden dolayı bütün Kültür ve Turizm'in işbirliği Aradıyor En azından bu yerde komik bir Tamam. Evet, Arkæologlar benim değerli takipçileri, hepinize iyi akşamlar. Eee arkeoloji söyleşilerimizin 37. için sizlerin karşısındayız. bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Eee Profesör Profesör Doktor Nurettin Koçan'la eee Kızılkosantık kentinde yürüttüğü kazı çalışmalarını konuşacağız. E, bu arada e, Arkeoloji Haber olarak pandemi döneminde başladığımız canlı yayınları bugün tam bir yıl oldu. Bir yılı geride bıraktık. E, bu süreç zarfında toplam 37 tane arkeoloji ile ilgili söyleşi gerçekleştirdik. Birbirinden değerli hocalarımız katıldı. 5 e, tane de webinar e, gerçekleştirdik. Çeşitli üniversitelerin katkılarıyla. En sonunda geçtiğimiz hafta e, Uluslararası Öğrenci sempozyumu gerçekleştirmiştik. E, gerçekten ekip olarak ee, müthiş eğlenceli zaman geçirdik. Ee, arkeolojinin nabzını tutmaya çalıştık arkeoloji haber olarak. Ee, yüzlerce e, hocamızı e, webinarlarda ağırladık. Birbirinden değerli bildiriler sundular. Ee, bundan sonra da hız kesmeden canlı yayınlarımız devam edecek. Ee, umarım hep beraber, e, özellikle bu Covid zaman, Covid döneminde e, evlere, e, evlerde olduğumuz, evlerde olmak zorunda olduğumuz dönemlerde, umarım sizlere de e, güzel anlar, arkeolojiyle ilgili dolu anlar yaşatırız. Ben hocamı yayına davet etmeden önce kendisiyle ilgili e, sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. E, Profesör Doktor Nurettin Koçan e, 1979 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden mevzun oldu. E, 1980'de aynı bölümde araştırma görevlisi oldu. E, doktora tezini 1987 yılında tamamladı. E, 1990 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde yardımcı doçent doktor olarak atandı. 2010 yılında doçent oldu. 2016 yılından beri Balıkesirli Erdek ilçesinde yer alan Kizikos Antik Kenti Kasası'nın başkanlığını yürütmektedir. 2015-2019 yılları arasında Van Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği. 2019-2020'de ise Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma ve Bölge Kurulu üyeliğinde bulundu. Halen Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde profesör olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Ben şimdi hocamızı yayına davet ediyorum. E, hocam merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. E, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sağ olun, siz de iyisiniz. Umarım. E, İyiyim hocam, çok teşekkür ederiz. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum, bizleri kırmayıp değerli vakitlerinizi ayırıp yayınımıza katıldığınız için. E, ben de teşekkür ederim, davet edip... Bu fırsatı verdiğiniz için kenti tanıtma fırsatından dolayı size teşekkür ederim. Sağ olun. E, hocam tabii biz yani ben Bursa'da yaşıyorum. Bölge olarak tabii Kızılkos bize çok yakın bir e, yerleşim alanı. E, Marmara bölgesi için de aslında Çanakkale, Balıkesir o bölgelerde yaşayanlar için de e, önemli bir yerleşim alanı, yakın bir yerleşim alanı. Hepimizin ziyaret etmesek de bir şekilde duyduğu. Ve merak ettiği bir yer. İnşallah bu akşam merak ettiğimiz soruların cevaplarını sizin yapmış olduğunuz sunumda bulacağız diye ümit ediyorum. İnşallah ama burada sunacağım vereceğim bilgiler tabii ki aslında yerinde görmeyi gerektiren bir şey. Yerinde görürseniz bunların çok daha eksik olduğunu ya da bakıldığında algılanması buradaki algılamayla yerinde. Gördüğünüzde kafanızda canlandırmanız daha farklı olacak. Yani e, herkesi Kizikos'a davet ediyorum. Gelin e, ne zaman olursa olsun gelip anlatmaya hazırım. Yani zaten bandırmadayım. Bandırma ile Kizikos arası 10 dakika, 10-15 dakikada orada olurum. Ya da beraber gideriz bandırmadan. Kim gelir e, gelip görmek isterse hepsine e, te teşekkür ediyorum. Gelsinler, e, görsünler bir. Hocam teşekkür ederiz bu davetiniz için. Muhakkak bir yazın böyle arkeoloji haberin takipçileriyle beraber belki bir ziyaret de yapabiliriz. E, tabii bu Covid bizi bu konuda rahat bırakırsa. Evet. Eee e, seve seve ziyaret etmek isteriz. Eee hocam dilerseniz sunuma da geçebiliriz. Söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şeyler varsa yoksa sunuma geçebiliriz hocam. Tamam. Siz evet hocam sunumu tam ekran yaparsanız. Tamam mı? Evet hocam, buyurun söz sizde hocam. Evet, ee, sayın izleyiciler, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Hoş geldiniz. Bu akşam ge e, vaktinde zaman ayırdığınız için gerçekten hepinize teşekkür ederim. Kizikos antik kenti altta da e, yazıldığı gibi Erdek ilçesine 9 kilometre uzaklıkta Propontis'te yani Marmara'da e, bir e, yarımada şu anda ama aslında Kapıdağ yarımadasının ana karayla birleştiği bugün birleştiği uç kısımda yer alıyor. Burada resimde gördüğünüz Kizikos yazsın. üst kısmı da hemen üst kısmı Kizikos. Arkadaşlar, Kizikos kenti ne kadarlık bir alan kaplıyor? Bandırma ile Erdek, şurada Bandırma Körfezi ile Erdek Körfezi'nin arasını dolduran iki iki buçuk kilometrelik bir alanı kaplayan bir kent. Fizikos Antik Kenti'nde 2006 yılında başlayan kazı çalışmalarını destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Türk Tarih Kurumu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ve Bandırma Belediyesi'ne teşekkür ederim. Ayrıca kazı ekibine de. Ee, teşekkür ediyorum. Oldukça özverili bir çalışma yapıyorlar. Bizim kazdığımız bu kentte çalışmak, daha doğrusu Hadrian Tapınağında çalışmak oldukça e, zor e, diyebiliriz çünkü. Gerçekten e, çıkan malzemeler çok büyük, e, ebatlı ve boyutlu eserler e, ve bunları kazıp ortaya çıkarmak, aralarından e, bunları ayıklamak da o, e, bazen zorluk çekiyoruz diyebiliriz. Size e, kazıya geçmeden önce kentle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Tizikos birçok yönden e, bölgede e, bir Öncü bir kent çünkü e, kuruluşu e, yaklaşık birinci milattan önce birinci bin başlarına kadar giden bir kent ve milattan önce altıncı yüzyılla, dördüncü yüzyıllar arasında bu kiskopun bastığı bir e, stater var. E, bu stater hemen hemen e, kendi bölgesinin tümünde geçtiği gibi. Anadolu dışında bugünkü Bulgaristan'da, Romanya'da ve Karadeniz'in en kuzey ucunda yine bunun yanında Mısır'da Kizikos paralarını görebiliyoruz. Bu yönden ekonomik açıdan, askeri açıdan çok güçlü olmasa bile ekonomik yönden oldukça güçlü kentlerden biri. Hatta e, Roma döneminde bile kendi sikkesini basması ve özellikle anıtsal yapılara sahip olmasının yanı sıra e, Milattan sonra 297'de İmparator Diokletianus 33 kentten oluşan bir Hellas Pontus eyaletini e, oluşturuyor ve Kizikos kenti bu eyalet merkezinin de başkenti konumunda. Ayrıca kent e, konumu nedeniyle hem ana kara hem de denizle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. E, burası adam mıydı, yarım adam mıydı bu e, henüz de, e, yani kesin olarak herkes tarafından kabul edilebilir bir sonuca ulaşmış değil. Ancak e, genelde. E, ada olduğu ve sonradan yarım adaya dönüştüğü kabul edilir. Bana göre de önceleri ada olmalıydı. Daha sonra e, burası yarım adaya dönüşmüş olmalı e, diyebiliriz. Şöyle ki bu e, planda e, gördüğümüz Hadrian Tapınağı yazısının biraz sağ tarafında Panormos Limanı var, deniz e, şu ee, İmlaç gösterdiğim yerde Panormos Limanı yer alıyor. Burada dalga kıran bulundu, e, bulunmakta ve e, bu da yine bu aranın deniz olduğunu bize göstermekte. Böylesine e, denizle ve karayla e, iç içe bir bakıma olan bu yerleşme yerinde bulunan kişiler kimler? Kısaca onlardan da bahsetmekte yarar var. Eee Strabon Trakya Savaşı sonrasında bu bölgeye yerleşen Pelaskların e, Ayol ve İonların Anadolu'ya göçleri sırasında yok olduklarını ileri sürüyor. Ancak Hasluk Pelaslı Dolyonların Teselya'da teselli halkı olduğunu belirtiyor ve ayol baskısı sonucunda göç ettiğini bu göç edenlerin bir kısmının da ki, bu bölgeye geldiğini Kizikosa yerleşenlerinde bu pelaslı dolyonlar olduğunu ve Trakya'dan geldiklerini söylemek mümkün. Peki Kenti Kuran kim? Kent Mitolojiye göre Kenti Kuran Kral Kizikos. O da Trak kralı Oysorosun soyundan geldiği kabul ediliyor ve bununla ilgili de bir mitoloji var. Onu daha sonra ona da değineceğim yine. Kizikos tarihi de oldukça eskilere gidiyor ama genelde. Araştırmacılar Kizikos'un tarihini Miletos'un kolonisi olmasıyla başlatırlar. Halbuki Miletos'un kolonisi olduğu dönemde yani milattan önce 756 yılında Miletos burayı ilk kez kolonize ettiğinde kent oldukça e, on, e, yapılarını tamamlamış artık tam bir kent halindeydi. E, ve e, bir süre sonra bu kolonizasyon işi herhalde sekteye uğramış olmalı ki 679, 679 yılında Tizikos e, tekrar kolonize ediliyor ve e, biliyorsunuz e, Anad Pers, e, Persler e, Milattan önce 546'da Lydia Krallığını yıkıyorlar ve Lydia Krallığını yıkmasıyla birlikte de biz artık ııı e, fizikosunda bir dönem Perslerin yönetimine girdiğini görüyoruz. Ama bu hep böyle devam etmemiş tabii ki e, bazen ııı e, Kizikos'un bağımsız e, olduğunu, bazen Pers yönetimine girdiğini görüyoruz. E, daha doğrusu bölge kentleriyle özellikle e, Atina ile sürekli bağlantı halinde kalmış. E, burada e, daha sonrasında ise İskender geldiğinde Kizikos e, tabi e, e, artık İskender'in yönetimine gidiyor. İskender e, Kizikos'a gelmiyor ama e, Zeleya kentini e, tutup Kizikos'a bağlıyor. Bu da Kizikos'a karşı e, belki de daha e, iyi niyet beslediğini gösterebilir. Başkent olan Dağskleon, satraplık döneminde Pers satraplı Pers döneminde satraplık merkezi olan Dağskleona değil de Kizikos'a bağlaması belki yakın olmasından da olabilir ama Kizikos'un gücünü göstermesinden de kaynaklanıyor olabilir diye, diyebiliriz. Daha sonrasında ise Roma yönetimine geçiyor ve Roma yönetiminde de önemini yine büyük ölçüde Korumuş Kizikos kenti. Hem e, askeri açıdan belki de çok güçlü değil ama ekonomik yönden Kizikos e, sürekli güçlü bir kent olmuş. E, bunu da ya e, kenti içinde bulunan e, yapılar da e, zaten açıkça göstermekte. Gerçi bu yapıların birçoğu ortaya çıkarılmış değil. Ben yalnızca Adrian Tapınağı'nda ve bir nekropolde belli bir alanda kazı çalışması yapıyorum. Çünkü diğer alanlar şahıs malı ve şahıs malı olunca da kazı yapmak tabii ki mümkün değil. Bundan dolayı da çalışmaları tapınakta sürdürüyorum. Kısa tarihi bilgiden sonra bir de Buradaki Bandırma ve Erdek körfezleri arasındaki alan dedik, daha önce bir boğaz şeklinde olmalıydı şu kısım. Bugün de uydu fotoğraflarına baktığınız zaman bir kanal şeklinde bir bölüm görürsünüz iki körfez arasında. Burada planda da antik kanal olarak onu biz işledik. Bu kanalı uydu fotoğraflarında da görüyoruz. Ee, bu e, kapıda Yarımadası'nın ana karayla birleşmeye başladığı dönemde de bu kanal sayesinde Bandırma Körfezi'nden Erdek Körfezi'ne, Erdek Körfezi'nden de Bandırma Körfezi'ne e, en azından bazı gemilerin geçiş sağladığını bize göstermekte ki e, milattan önce 1. yüzyılda 3. Mit Mitridates Savaşı sırasında Tombolo'da bir köprünün olduğunu bize bildiriyor antik kaynaklar. Yani bu aynı köprüden biz İskender döneminde de bahsedildiğini görüyoruz. İskender döneminde bir Bandırma Körfezi'ne bir de Erdek Körfezi'ne yakın kısımlarda iki köprüden bahsediliyor. Demek ki bu kanal o dönemde de e, az da olsa kullanılmaktaydı. Yine e, Roma İmparatorluğu döneminde de bir yazıt, e, bazı yazıtlarda bu kanaldan söz edildiğini görmekteyiz. Hatta e, coğrafyacı Strabon iki e, köprüden o da bahsediyor e, ve e, bu köprülerden e, biri e, yine dediğim gibi olasılıkla Bandırma ve Erdek körfezlerine yakın yerlerde olmalı ama bu köprülere ait herhangi bir yüzeyde herhangi bir şey maalesef bulamadık. Bu kanalla ilgili başka bir şey daha sizinle paylaşayım. 1402'de Ankara Savaşı'nda, Timur'dan kaçan bazı askerler buraya geliyor ve Kizikos tarafına geçiyorlar ve kanalı geçtikten sonra köprüyü tahrip ediyor. Timur da bu kanaldan geçemediği için geri dönüyor ve böylece askerler kendilerini korumuş oluyorlar. Yine birinci Dünya Savaşı sırasında 5. ordunun 35 metre genişliğinde bir kanal açmaya teşebbüs ettiğini görüyoruz. Bunda tabii öncülüğü yapan Almanlar neden bu kanalı açmaya çalıştılar? İşin doğrusu bu konuda e, e, çok da önemli belirleyici bir şey yok yani niçin açmak istediklerini ama daha sonra e, hastalık nedeniyle bu e, birinci dünya savaşında bu kanalın açılmasından vazgeçildiğini görüyoruz ama e, cumhuriyet döneminde 1957 yılında e, e, Devlet Su İşleri Bursa Bölge Müdürlüğü bu defa açmaya çalışıyor ama onların da yarım kaldığını görüyoruz bu kanalın açılışının yarım kalmış olduğunu görmekteyiz. Böylece kentle ilgili az da olsa bir e, bilgi verdikten sonra e, tapına gelmek istiyorum ben. E, tapınak e, dediğim gibi. E, Hemen Bandırma Erdek Karayolu'nun hemen yakında 50 metre içeride yer almakta. Taprak yaklaşık e, şurada gördüğümüz uzun kenarı 116 metre 14 santim. Genişliğini de e, geçen ilki kazılar sonucunda artık net bir şekilde e, bilebildik. 62 metre 40 santim. Krepis basamakları seviyesinde en alt basamakta ki ölçüleri böyle. Tapınan zemin katında şu e, şu üst yeşil olarak gördüğünüz kısımda tapınak yeri alıyordu. Tabii ben tapınan etrafını kazıyorum şu anda ve kazdığım yerde yaklaşık 4-5 hatta e, 4-5 metre yüksekliğinde yıkıntı var. Arkadaşlar çok fazla tahrip edilmiş burası. Evet, bu tahribi e, de e, açıkça e, kazdığımız kısımlarda görebilmekteyiz. Bu e, tahribat ne zaman başlamış? Büyük ihtimalle Hristiyanlık serbest olduktan sonra e, artık e, daha önce e, tanrılar için yapılan tapınaklar e, ikinci plana düşüyor ve bunun sonucunda Kizikos, Daki Adrian Tapınağı da ikinci plana düşmüş ve zamanla e, buranın tahrip edilmeye başlandığını görüyoruz. İstanbul öne çıkmaya Konstantinopolis başkenti olup e, Doğu Roma'nın başkenti olup öne çıkmaya başladığında da e, Kizikos yavaş yavaş önemini kaybetmeye başlıyor çünkü limanlar dolmuş, artık e, eskisi gibi geçim kaynakları e, pek e, iyi değil e, ve hatta. Buradan bazı malzemelerin e, alınıp e, İstanbul'a götürüldüğü, e, daha sonra Osmanlı döneminde bazı malzemelerin alınıp Bursa'ya götürüldüğünü yazan e, kaynaklar var. E, bu e, tahribat ne zamana kadar devam etmiş? 1955'e kadar. 1431 yılında e, Ankonalı Kürakus geliyor, burayı geziyor ve diyor tapınakta 31 sütun ayakta diyor. Ama diyor tahrip ediyorlar. Bu nedenle de gidip. Balıkesir valiliğine e, bunu bildiriyor. Diyor bu tahribatı önleyin. Tabii önlememiş olmalı ki e, 1444 yılında tekrar geldiğinde diyor 29 sütunu ayakta. Yani sütun sayısı giderek azalmış. Daha sonraki dönemlerde tabi bu bilimsel olarak burada çok fazla şey yapmak istemiyorum. Tapınak mı değil mi tartışmalar olmuş ama son yıllarda 1800'lerde artık buranın tapınak olduğu biliniyordu. Tapınan yapılmasına ne zaman başlandı e, e, affedersiniz bir şey daha diyeyim tapınağın e, tahribine son veren e, veriliş tarihi olarak 1955'i verdim 1955 yılında Erde'ye bir kaymakam atanıyor Reşit Masar Ertüz'ün ve bu kaymakam buradaki tapınan tarif edildiğini görünce e, bu kireç ocağı olarak kullanılıyor kireç yapılıyor malzeme hatta 89'da hocam Sayın Hocam Abdullah Bey Abdullah Yaylalı burada kazıya başladığında köylülerle ben konuştuğumda köylünün biri bana şöyle demişti dedi biz dedi az heykel yakmadık orada heykelleri ateşe attığımızda ağlıyorlardı halbuki ağlama değil yani mermer e, sıvı şeklinde akıyor yandığı zaman ateşi gördüğünde ilk anda e, onu ağlama olarak alıyorum. Özellikle figürlerin baş kısımlarını kırıp ateşe atmışlar. Diğer e, moloz malzeme varken e, daha çok figürleri attıkları için bugün kazdığımızda da Oldukça az sayıda malzeme ve çok fazla parçalanmış halde ancak elimize geçiyor. Ama yine de Allah rahmet eylesin Reşit Masar Ertüz'ün bunu önlemiş. Kendisini 2007'de Ankara'da ziyaret ettim bazı bilgiler almak için ama belli bir yaştaydı. Pek fazla bir şey anlatmak istemedi. Biz de tabii ki ısrar etmedik. Ondan sonra buradaki tarihatta böylece sona ermiş oldu. Buradaki tapınak ilk olarak ne zaman yapıldı? Yani yapılmaya başlandı daha doğrusu ilk olarak milattan sonra birinci yüzyıl da inşasına başlanmış. Ancak birinci yüzyılda bu tapınak yapılmaya başlandığı dönemde tamam Kizikos'un ekonomisi oldukça güçlü ama e, yine de e, tap, e, bir taraftan kent, bir taraftan tapınak e, da yapılaşma devam ettiği için bu belli bir süre alıyor. Hatta e, ikinci yüzyıl yazarlarından bazıları bu tapınaktan e, söz ediyor ama bu söz ettikleri tapınak aslında birinci yüzyılda yapılan tapınak değil. Sonrasında, şu anda gördüğümüz tapınan ilk inşaatından bahsediyorlar. Çünkü 117 yılında burada bir deprem oluyor Kizikos ve çevresinde oldukça şiddetli bir deprem ve kent ile birlikte inşaat halindeki Tapınağın da büyük ölçüde tahrip olduğunu görüyoruz. Anlıyoruz yani. Ve e, biliyorsunuz İmparator Hadrian e, gezgin bir imparator olarak biliniyor. 124 yılında da e, Suriye tarafına gitmiş olan Hadrian 124 yılında Suriye'den Anadolu'ya Anadolu'dan da Kizikos'a geliyor. Önemli bir kent. Ee, bu kentte deprem olduğunu da biliyor, ziyaret ediyor ve e, kentin e, imarı için belli miktarda e, maddi katkıda bulunuyor. Kizikos halkı da bu imparatorun yaptığı maddi katkılara bir teşekkür mahiyetinde, daha önce belki de Jüpiter adına daha küçük olarak inşaatına başladıkları tapınağı depremde yıkılmış olan tapınağı e, biraz daha büyüterek İmparator Hadrian'a adayarak yeniden inşa etmeye başlıyorlar. Tapınak 1900 e, affedersiniz 150 Milattan sonra 155 yılında belli bir seviyeye geliyor. Belki de büyük oranda tamamlanmıştı. Ancak 155'te bir deprem daha geçiriyor. 161'de bir deprem, 170'de bir deprem. Bu depremler arasında hep tapınak yeniden e, yapılmaya, onarılmaya çalışılmış. E, tabii ki... E, Tapınak kimin adına yapılmıştı? Hadrian adına. Mimarı kim? Aris, e, Aristonetus adlı bir mimar. Ve e, bu mimarın e, yaptığı tapınak, e, burada gördüğünüz e, tapınağın çıkarabildiğimiz planı, e, solda gördüğünüz kırmızı kısımlar e, orta çağda tapınağın doğusuna eklenen yapılar. Yani Orta Çağ'da tapınağın doğu tarafına bazı yapılar eklenmiş ve tapınağın doğusu e, tahrip edilmiş bu nedenle. E, Tapınak da tapınak nerede neredeydi? Bu alanda ve bu tapınağın altında demin gördüğünüz planın içinde kalan kısımda burada gördüğünüz gibi 7 tane tonoz yer alıyordu. Ve bu 7 tonozun üzerine tapınak oturtulmuştu bugün yalnızca bu tonozlardan üçü görülebiliyor ve bu tonozların birbirleriyle bağlantılı olduklarını biliyoruz. Yani bazılarına girilebiliyor. Daha devam etmiyor ama sürünerek de olsa bazı kısımlara girebildik. Burada gördüğümüz tonozlar tapınan doğu tarafında kazı yapılan kısımda açtığımız bölümler. Ee, ve e, bu tapınağın etrafında da mermer plakalar döşeliydi. Şurada imleçle gösteriyorum. Şurada ve şurada gördüğümüz mermer e, plakalarla e, şurada yine doğu kısımda e, bu mermer plakalarla döşeli olduğunu görüyoruz tapınağın etrafının. E, dediğim gibi e, bu... <laughs> 7 tonozun üzerine oturtulmuştu tapınak ölçüsüyle demin de söyledim 116 metre civarında ve bu ölçüleriyle hemen hemen en büyük tapınaklardan biridir diyebiliriz bu tapınak için yani e, alt kısmındaki sağlam tonozlardan e, tonozlardan biri bu ee, ...birbiriyle, e, kapılarla birbiriyle bağlantı halinde devam ediyor. En sağlamı bu. Bu da fazla devam etmiyor zaten. Ee, 3-4 metre şu gördüğünüz alan. Öbür kısım çökme nedeniyle e, büyük ölçüde kapanmış durumda maalesef. Tapınan üst kısmı burada gördüğümüz e, zaman e, iki defa bu şekilde... Üstündeki çalıları temizledik ancak bu e, temizlememize rağmen çalılar iki yıl içinde tekrar büyüyor ve o temizlediğimiz kısımlarda pek görünmüyor. Burada tapınan doğu tarafından batı tarafına doğru bir görünüş. Doğu giriş kısmı bura. tapınan ön tarafında bir sunak veya benzeri bir şey olabilir mi diye e, Baktık ancak herhangi bir şey bulamadık. Yalnız doğu tarafta e, bir kireç ocağı bulduk ve bu kireç ocağın önünde inanın e, mermerlerin yakılması, kireç yapılması için yakılmasından dolayı toprak yaklaşık bir buçuk metre kızıl renge bürünmüştü. Yani kazdığımızda kızıl bir renk almıştı. Yaklaşık bir buçuk metrelik e, derinliğe kadar her tapınakta olduğu gibi bizim bu tapınağımızda da e, yine sütunlar var ve burada da e, planda da gördüğünüz gibi e, uzun tarafta 16 sütun yer alıyor. Kısa tarafta 8 sütun. Kısa tarafta 8 sütun olduğu belli. E, eminiz. Çünkü e, sikkelerde de yine e, Üçgen alınlıklı bu Hadrian Tapınağı sikkelere işlenmiş ve bu sikkeler üzerinde 8 sütunlu bir tapınak yer alıyor. Uzun tarafta bizim kazı yapıp 2018, 2019'da tapınan artık tam olarak uzunluğu çıkana kadar sütun sayıları hep tartışmalıydı. 15 mi, 16 mı, 18 mi, 17 mi ama... E, yaptığımız çalışmalarda e, en fazla 16 sütun olabileceğini gördük burada e, ve e, dediğim gibi bu e, sütunların kayda kısımlarını bir kayda kısmını e, bulduk. Doğu tarafta özellikle iki parça halinde bir kaydaya ait. İki parçasını bulabildik. Tam olarak kaydeyi bulamadık tabi. İki parçasını bulduk. Bunu tamamladığımızda bu tarz bir sütun kaydесinin var olduğu artık biliniyor tapınakta. Ve bu sütun kaidesi yaklaşık bir buçuk metre'nin üzerinde bir yüksekliğe sahip. E, tapınakta elbette ki sütunlar bunun üzerinde yer alıyordu ve sütunların e, en üst kısmında başlığın altındaki bölüm önemli. E, şunu da söyleyeyim sütunun alt çapı e, 2 metre 10 santim. E, en üst sütun başlığının e, konacağı kısımda ise Sütun çapı 2 metre. Yani 10 santimlik bir daralma görüyoruz alttan üste doğru. Ve sütun başlığının yer aldığı kısmın hemen altında burada gördüğünüz gibi anforalar yer almakta. Anfora çizimleri. Bu anfora çizimleri bize pek de yabancı değil aslında. Çünkü Kizikos kenti ee, Şarapçılığıyla da ön planda olan şarap ticareti yapan büyük oranda şarap ticareti yapan bir kent. Bugün e, Kizikos'un bulunduğu alanda üzüm bağlarını maalesef göremiyoruz. Daha çok zeytincilik ön plana çıkmış. Ancak e, 1989 yılında arazide yaptığım bazı e, incelemelerde. Birçok yerde üzüm kütüklerini gördüm ve bu da Roma döneminde şarapçılığıyla bu kentin ünlü olduğunu bir bakıma bana göre doğruluyordu. Tabii sonraki dönemlerde 10. yüzyıla doğru artık Kizikos kenti büyük ölçüde terk edilmiş oldukça zayıf bir yerleşimi var. Ve antik kaynaklarda da şöyle diyor. E, artık diyor Kizikos'un eski şarabı yok, şarabı su gibi diyor. Yani o eski önemini e, büyük ölçüde e, yitirdiğini görüyoruz. Bu e, sütunun üzerinde ise burada gördüğümüz başlık yer alıyordu. Bu başlığı 2013 yılında bulduk. Ve <laughs> 2013 kazı döneminde bu başlığı ortaya çıkardığımızda bazı yabancı e, arkeologlar özellikle arayarak biz işte 3 buçuk e, metre e, yükseklik dedik 2 metre 49 santim bu sütun başlığının yüksekliği buradaki yanındaki bayanın boyu 160 5 civarı, kırk 2.49 yani sütun başlığının da yüksekliği. Bunu söylediğimizde pek inanmadılar. bu yükseklikte bir sütun başlığı olamayacağını söylediler. Sonra gelip gördüklerinde tabi inanmak zorunda kaldılar. Aslında bu sütun başlığına ait de birçok parça bulmuştuk. Abdullah Bey hocam zamanında yapılan kazılarda da bu başlığa ait parçalar bulunmuştu. Daha sonraki e, dönemde benim yaptığım kazılarda da bu başlığa ait parçalar e, bulundu. Fakat e, onları arada eksikler çok fazla olduğu için tamamlayamıyorduk bir türlü. E, sonunda bu sağ, büyük oranda sağlam olan bu başlığı bulduk ve artık e, sütun e, başlığının yüksekliğini biliyoruz. Bu yükseklikte bir başka başlık var mı? Tamam tapınan büyüklüğüne yakın ölçülerde olan Didim Apollon var, Efes Artemis tapınağı var ama oradaki sütun başlıkları daha çok iyon tarzında ve bu büyüklükte de değiller. Bu büyüklükteki bir sütun başlığını biz nerede görüyoruz? Lübnan Balbek'te görüyoruz ama Balbek'teki ee, çap olarak 2 metreden daha fazla geniş e, ama yükseklik olarak iki buçuk metre yakın e, değil. Yani bundan daha yüksek ya da buna tam iki buçuk metre değil, daha düşük yüksekliği. Bu yönüyle de hemen hemen Yunan ve Roma dünyasında iki buçuk metre yüksekliğe sahip tek sütun başlığı e, diyebiliriz bu başlığa. Sütun başlığının iki buçuk metre olmasının yanı sıra başka bir özelliği daha var. Demin planda gösterirken şunu demiştim. Dedim ki bu tapınakta tapınak dipteros planlı iki sıra sütun var etrafında ve bu sütunlardan dışa denk gelenlerin Biraz da özenli yapıldığını söyleyebiliriz. Burada bulduğumuz bir parça maalesef diğer parçaları kireç yapımında yakılmış. Bu nedenle sağlam ancak bu kadarı günümüze gelebilmiş. Gördüğünüz gibi imleçle gösterdiğim kısma bakarsanız şu hafif sarımsı bir tonda olan kısımlar göreceksiniz. Bu kısımlar aslında bu sütun başlığının altın yaldızla boyanmış olduğunu gösteriyor bize. Ve bu altın yaldız zamanla dökülmüş, daha sonra da onun izi sütunda kalmış. Demek ki Hadrian Tapınağı'nın dış kısmı, Tapınağını çevreleyen sütunlardan dışa denk gelen sütun başlıkları altın yaldızla boyanmıştı. Yani dışa denk gelenler altın yaldızla boyanmıştı. Şöyle bir hayal edin e, tapınağın sağlam olduğunu ve altın yaldızlı sütunlar e, güneş vurduğunu ona nasıl parladığını nasıl muhteşem göründüğünü hemen e, anlayacaksınız. Bunun yanı sıra yalnızca sütun başlığının yüksekliğiyle değil tabi ki bir tapınak bir ölçüleriyle iki sütun başlığının yüksekliğiyle üçüncü de friziyle de ön planda. Burada gördüğümüz tapınağın Doğu, Doğu, Güney ve Batı kısmını şimdilik bildiğimiz e, firize ait parçalar. Bu parça e, bildiğimiz en yüksek firiz nerede var? Bergama Zeus'un Sunağı'nda 170 santim civarında bir yüksekliğe sahip firiz yer alıyor. Burada gördüğümüz figürlere baktığımızda figür boyları yaklaşık 165 civarında ölçebildiğimiz kadarıyla. E, hatta bazı gelen yabancı arkeologlar hayır bunların firize değil de alınlığa ait olabileceğini ilk başta söylediler ama e, daha sonra biz e, daha büyük e, eserler de bulduk. Yani daha bundan bunlardan daha büyük olan boyut olarak büyük olan eserleri de bulunca bu defa e, de, tamam bunlar Firiz'e ait zaten biz biz de Firiz'e ait olduğunu düşünüyorduk Çünkü e, bu kadar çok figürün alınlıklara sığdırılması oldukça güçtü. E, gerçekten normal e, bu gördüğünüz resimdeki figürler normal insan boyutlarında, Burada göründükleri gibi olduklarına bakmayın. Yine burada gördüğümüz mesela sağ üst köşedeki insan başı normal bir insan başı boyutunda, gövde insan gövdesi boyutunda kalkanlı figür. Yine bu frizlerden birine ait olan gemi motifi, altta Yunus balığını görüyorsunuz. Yunus balığı Tombalı olarak e, Kizikos sikkelerinde de karşımıza çıkıyor. Yani Kizikos için önemli e, bir figür. Yine at e, ve kartal pençesi aynı e, tarzda büyük ölçüde karşımıza çıkan figürler. Ve burada gördüğümüz at figürünün e, yalnızca ağız kısmı normal bir at boyutunda. Alınlığa ait eserler bunlar da. Yine bir kartal pençesi, kartal kanadı ve bir e, araba figürü. Bunlar da alınlığa ait. Diğerlerinden boyut olarak daha büyük. E, bunların yanı sıra biz e, araba, ka, e, kartal kanadı, kartal pençesinin yanında insan ayağı bulduk. Normal. Yani bizim e, bugün giydiğimiz en büyük ayakkabı 45 ise o belki 50-55 e, ölçülerinde bir ayakkabı giyecek düzeyde büyük e, boyuttaydı. Bu e, figürler nasıl işlenmişti? E, nereden bu figürleri e, nerelere işlen? E, Friz'de nasıl bir sıra işlemişti? Büyük ihtimalle e, tapınağın firizinde e, şimdilik üç konunun var olduğunu düşünüyoruz. E, belki kuzey taraf kazıldığında başka bir konu daha çıkacak ya da doğu batı tarafta henüz kazıyı tamamlayamadık. Batı tarafta e, daha farklı bir e, konu daha işlemiş olduğunu göreceğiz. E, tapınakta gördüğümüz üç farklı konu var. Barbar Savaşı ve Kurban sahnesi, Dionizos kültü ve e, Gigantomahia. Burada gördüğümüz Barbar Savaşı sahnesine ait figürler bu. Çizim daha önce Hadrian Tapınağı'nda bulunan bir e, fi, e, firize, e, Firiz'in çizimi. E, gördüğünüz gibi at, ayak ve savaşçı rahatlıkla e, buradaki sahnelere de uyabiliyor. Yani e, bu da bize burada gördüğümüz atın, bu alttaki savaşçının ve ayakların bu tarz barbar savaşı sahnelerine ait olduğunu gösteriyor. Artı kurban sahnesi yine. Burada izlediğimiz sol tarafta gördüğümüz boğa başı e, yaklaşık 45 santim civarında. Burundan alına kadar olan kısmı. Ve ee, kurbanı adayacak kişinin kişi olduğunu düşündüğümüz başında taç olan bir figür, yine e, başka çıplak bir e, olarak verilmiş bir başka figür de bu kurban sahnesine ait olmalıydı. Bunların yanı sıra diğer e, Dionizos kültü demiştik, satir ve ait dansa davet sahnesindekine benzer. Ee, sahnelerin bu frizde de yer almış olabileceğini düşünüyoruz yine. Ee, burada da yine satire ait parçaları görüyorsunuz. Ve yine e, menat dans sahnesiyle ilgili parçalar bulduk. İşte kireç olarak kullanıldığı için bu şekilde çok küçük parçalar halinde karşımıza çıkıyor ve buradan da e, kesi, hemen kısa zamanda kesin bir sonuca varmamız oldukça güç. Yine Gigantomaya'ya ait bir parça. E, bu parça e, kırılmış, kırıldıktan sonra e, ikiye bölünmüş ve onarılmış bir e, ikisi birleştirilmiş burada. E, bunu da tespit ettik. Tapınakta bu firiz yer alıyor ve firizde e, kadın figürlerine ait e, kadın figürleri de vardı ve bu kadın figürlerinden birine ait bir baş kısmını bulduk ve bu baş kısmının da yine ee, saçları altın yaldızla boyanmıştı. Buradaki e, figürde de demin sütun başlığında gördüğünüz tarzda bir yapı söz konusu. Ee, altın yıldız noktalar halinde bu kadın başında tespit ettik yalnız. Sütun başlığında bunu tespit edememiştik ama bu kadın başında no, bazı noktalar halinde de olsa altın yıldızı tespit edebildik. Ee, şu, ve mimari elemanlarında yine boyalı olduğunu ele geçen parçalar gösteriyor. Üste gördüğünüz gibi kırmızı boya ve yine altta gördüğünüz gibi mavi boya ile boyanmış mimari elemanlar. Şimdi şöyle bir e, düşünürseniz tapınan Başlıkları altın yaldızla boyalı, mimari elemanlar kırmızı ve mavi boyayla boyalı, kadın figürlerinin bazılarının saçları altın yaldızla boyalı. Yani bu tapınağın ne kadar görkemli olduğunu yalnız büyüklüğüyle değil yapısıyla da oldukça görkemli bir yapı olduğunu bize zaten gösteriyor diyebiliriz. Bu tavan kaseti arkadaşlar Ar tavan kaseti e, ne ait bir parça bulduk ve burada dairevi şekilde arkalı önlü olarak altı kadın figürünün işlendiğini tespit ettik. E, bu kadın figürleri e, girland tutuyorlar ve bunlar tapınağın büyük ihtimalle e, dış kısmında ya iki sütun sırası arasında ya da sütunla sut, e, sella duvarı arasındaki yerde tavanda yer almaktaydı bu e, gördüğümüz e, tarzdaki kasetler. Tapınan e, çatısı da e, tabii ki kapalıydı. Tapınan üzeri büyük bu e, ve e, genelde Tapınakların üst kısmı, çatı kısımları toprak kiremitlerle kapatılır. Ancak biz bu tapınağın çatısının mermer kiremitlerle, çatı kiremitleriyle kapatıldığını tespit ettik. Burada gördüğünüz parçayı bulduk. 85'e 104 santim ölçülerinde. Yani mermerden yapılmış çatı kiremitleriyle tapınağın üzeri kapatılmış idi. Tapınağın e, etrafında tabii ki do, daha doğrusu e, kuzey ve güney yönlerinde çörtenler yer alıyordu. Bu çörtenlerin bazılarının az kısımları kapalı, bazı bazılarının ise az kısımları açık. Yani su hepsinden akmıyordu. Bu çörtenlerin yüksekliği de yaklaşık 40-50 santim. Öyle küçük boyutlu değil. Ve çörten araları da e, palmetlerle açık ve kapalı palmetlerle e, bezenmiş olduğunu e, görüyoruz. Tapınak bu şekilde e, dediğim gibi anıtsal zamanla yıkılıyor. Yıkıldıktan sonra da e, artık orta çağda etrafı bu defa kullanılmış. Alttaki resimde gördüğünüz gibi tapınan ee, doğu, Güney ve e, batı kısımlarında parçalanmış halde üstten tapınak yıkılınca düşen mimari elemanların baskısıyla parçalanmış olan e, pitoslar tespit ettik. Ancak bu pitoslardan bir- ikisini sağlam çıkarabildik. Diğerleri içi e, toprakla dolmuş ve parçalanmış. Açtığınız anda dağılıyor dağılıp gidiyordu ve bazı kısımları da zaten tahrip olmuştu ve bazı pitoslar sol üstte gördüğünüz gibi kurşun çubuklarla onarılmış bu da içlerinde kuru gıdanın saklandığını bize gösteriyor orta çağda tapınan etrafındaki bu pitoslarda kuru gıda saklanıyordu artı mezar olarak kullanılmış kiremit mezarlar bulduk tapınağın çevresinde. Demek ki bir, e, tapınak artık tamamen terk edildikten sonra bir dönem e, pitoslar kondu, depolama amacıyla kullanıldı. Daha sonraki dönemde artık depolama amacıyla da kullanılmadı. Yalnızca e, nekropol olarak ölülerin gömülmesi amacıyla bu alanın kullanılmış olduğunu biz görüyoruz. Tapınak dedik kireç ocağı olarak kullanılmış. Burada kireç kuyularını görüyorsunuz. Üstteki resim doğuda bulduğumuz kireç kuyusu. Alttaki de batı tarafta bulduğumuz e, kireç kuyusu. Evet tapınak e, dediğim gibi böylesine e, bana göre muhteşem bir yapıya sahip ama bir de antik kaynaklardan da bunu e, görmek lazım. E, Milattan sonra 166 yılında filozof Aristides, Kizikos'ta olasılıkla da bu tapınağın hemen arka kısmında kazılmayan kısmında yer alan e, sol tarafta yer alan e, Hadrian Agorası dediğimiz agora'da yaptığı bir konuşmada kentten ve tapınaktan bahsediyor. Ve şöyle diyor. Evvelce gemiciler dağların şekillerine bakarak adaları birbirinden ayırıyorlardı. Burada dikkat ederseniz adaları diyor. Demek ki Kizikos'u da bir bakıma ada olarak kabul ediyor. Şimdi tapınağınız dağların yerine geçti. Şehriniz fenerlere, ve işaret bayraklarına gerek kalmadan gemicilere yol gösteren tek şehirdir diyor. Yani bu tapınağın ne kadar muhteşem olduğunu, ne kadar büyük görkemli bir yapı olduğunu, tam bitmemesine rağmen ince işçiliğinin tam bitmemiş olmasına rağmen ne kadar muhteşem göründüğünü bize gösteriyor. Ayrıca bu konuşma sırasında tapınan yapımında kullanılan devasa makinalardan da bahsediyor. Demek ki tapınakta henüz bazı kısımlar onarılıyordu. Belki de 155 depreminde, milattan sonra 155'te meydana gelen deprem sonrasında yapılan onarımlar için o iskeleler konulmuştu. Bunun yanında Aristides söyleminde tapınağın ince işçiliği tamamen bitmese bile kaba inşaatın bitmiş olabileceğine dair cümleler de kuruyor. Şöyle diyor. Tapınağı üç katlı bina ya da büyük gemiler ile kıyaslamak gerekir. Tapınak diğer tapınaklardan büyüktür. Yapı olarak üç katlıdır. Bir kısmı alt kat. Bir kısmı üst kat olarak görülmekte ve orta kas, kısım alışıla geldiği gibidir diyor. Şimdi burada bir kısmı alt kat dediği stilobat seviyesine kadar olan kısım olmalı. Alt kat dediği çünkü altta tonozlar var. Ve e, bunun yanında e, bir kısmı e, üst kat dediği de, orta kat dediği de tapınağın sella duvarı ve sütunlar olduğunu görüyoruz. Ve üst kat dediği de çatı kısmı tapınağın. Ee, burada üst katın alınlık ve çatı, sima o bölüm olduğunu düşünüyoruz. Yani firiz ve benzeri kısımlar artık belki de üst kat ya da orta kat olarak adlandırılabilir. Devam ediyor. Şöyle diyor yine bu söylevinde: Bu zamana kadar egemenliği olan hükümdarlar içerisinde en iyisini bu yazıt içerisinde ölümsüzleştirdiniz. Yani burada e, yapıyı da diyor bu zaman içinde tamamladınız e, ve şöyle bir cümle kuruyor. Büyüklüğünden se tapınak daha güzeldir. Bu da tapınan büyüklüğünün e, zaten büyük olduğunu ama yalnızca büyüklüğünün değil güzelliği de güzelliği ile de ön plana çıktığını bize göstermekte ki benim demin gösterdiğim slaytlar da zaten bunu ortaya koyuyor. Cassius diyor da Hadrian tapınağından yine bahsetmekte. Şöyle diyor, bütün tapınakların en güzeli ve en büyüğü. Ayrıca Malalas yine e, tapınan ihtişamlı yapısı la dünyanın dünya harikalarından biri olduğunu söylüyor. Yani bir bakıma 8. harika olarak bu tapınağı kabul ediyor. E, artı e, kilise tarihçisi Sokrates de yine bu tapınaktan söz edenlerden biri. 13. tanrı olarak burada Hadrian'ı anıyor. Sokrates'te Hadrian Tapınağının kuzeyindeki agora'da 166'da yaptığı konuşmada Aristides de tapınan Hadriana ithaf edildiğini belirten bir yazıtın olduğunu söylüyor. Ancak maalesef bu yazıtı bulamadık biz. Büyük ihtimalle kireç yapıldığı dönemde bu yazıtta yakılmış, yok edilmiş olmalı idi. Evet, benim tapınakla ilgili olarak anlatacaklarım bunlardan ibaret. Ancak burada anlatmadan geçemeyeceğim bir iki şeyden daha bahsetmek istiyorum. Eğer e, sizi sıkmayacak ise amfiteyatro, Türkiye'de üç tane amfiteyatro var. Biri e, Bergama'da, biri Adana-Anazarbus'ta, biri de burada Kleite deresi üzerinde yer alan amfiteyatro. 155'e 180 metre ölçülerinde. Bu ölçüleriyle Roma'daki amfiteatroyla hemen hemen eş değer ölçülerde ve dere yatağına inşa edilmiş olması da bize şunu gösteriyor. Gerektiğinde e, orkestra kısmı suyla doldurularak e, burada savaş oyunları oynanıyordu. Yine e, tiyatromuz var aynı şekilde. E, tiyatroda e, yine e, 145'e e, 145 santim çapında e, oturma bölümü e, orkestra kısmı ise tam olmamakla birlikte e, Çünkü içi çalıyla dolu 55 metre ölçülerinde Bunların e, dışında e, neyimiz var bir de e, çeşmemiz var burada antik kaynakların da sözünü ettiği ve hatta e, bazı antik kaynaklar şöyle diyor e, içenlerde aşkı iyileştiriyor diyor bu Fons Copidines çeşmesinden bahsediyorum Fons Copidines çeşmesi e, gerçi antik kaynakların tanımlamalarında bazı farklılıklar var bana göre bu Fons Copidines çeşmesi bu harita üzerinde tiyatronun biraz üst kısmında yer alıyor olmalıydı. Ama bazı e, ara, antik kaynaklar e, bunu özellikle tek siyer e, Hitos limanı olarak veriyor. Halbuki o dönemde e, bahsedilen çeşme bura olmalı çünkü burada oldukça büyük bir e, Çınar ağacı vardı. Ve e, bu ağaç e, 90'lı yıllarda maalesef e, defineciler tarafından e, tarif edildi. Ha Bugün e, Hitos Limanı'nda da bu e, tarz bir ağaç var ama e, benim sözüne ettiğim bu üstteki ağaca göre e, yaşı çok daha genç. Hatta e, uzun çarşılı e, burada... E, Sultan Orhan'ın oğlunun geldiğini ve bu çeşmeden su içtiğini söylüyor. Bu çınar ağacın altında dinlendiğini söylüyor. Büyük ihtimalle dinlendiği yer bu yukarıda tiyatronun üst tarafındaki çeşme olmalıydı. Sabırlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim hepinize. Soru varsa alabileceksem. sorun soruları alayım. Ee, hocam biz de çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ee, aslında çok e, bilgi dolu bir yayın oldu. Bilmediğimiz birçok şeyi de öğrendik. Ee, çok teşekkür ederiz hocam. bir Değerli bilgileri verdiğiniz için. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet hocam. Bizi gördüğünüz pencereye gelebilirsiniz hocam. Soruları ekrana yansıtacağım çünkü sizin de rahat okumanız için. Bir saniye. Heh. Tamam. Evet. Hocam ilk soruyu ben e, sormak istiyorum. E, gerçeği evet biraz anlattınız ama hep de konuşuluyor. E, bu Kizikos'taki Hadrian Tapınağı dünyadaki en büyük Hadrian tapınaklarından biri mi ya da en büyüğü mü? E, yani ölçüler, e, bulunan sütun maşı vesaire aslında biraz da bunu destekliyor sanırım. <laughs> evet. Şimdi e, tapınak ölçü olarak e, gerçekten büyük. Bugün gördüğümüz Didima, Apollon ya da Efes Artemis tapınağı ölçülerinde. Yani o, o e, en büyük tapınaklardan biri onlar. 116 metre krepis basamaklarından e, alt basamağın ölçüleri. Ancak oradan tam ölçüsünü alabiliyoruz. Diğer kısımlar çünkü tarif edilmiş. E, sütun başlığıyla baktığımızda yine en büyük tapınak. Yani ile el aldığımızda yine küçük bir tapınak olamaz yani. Küçük bir tapınağa siz 160-170 santim yüksekliğinde bir friz yapmazsınız. Yani friziyle de yine büyük tapınaklardan biri olduğunu söyleyebiliriz yani bunu. Evet hocam. Peki bir nüfusla ilgili bir yani tahminen bir veri var mı hocam? Yani aynı anda kaç kişinin yaşadığı böyle büyük bir kentte tabi belirli bir nüfusun da olması lazım. Belli bir nüfus mutlaka var ama şu anda e, biz kentin yalnızca sur duvarlarını biliyoruz, yapıları pek bilmiyoruz. Yani buradaki e, bildiğimiz bir e, meclis binası buleteryon var, bir tane daha Hadrian tapınağı kadar büyük ana tanrıça tapınağı metron var. E, diğer yapıları bilmediğimiz için nüfusla ilgili bir çalışma da yapamadık. Ama tap, e, kentin kapladığı alan dediğim gibi oldukça büyük. Böylesine büyük bir kentte de e, mesela tiyatrosu yaklaşık bana göre e, 8-10 bin kişilik. Amfiteyatro çok daha anıtsal. Bugün gördüğümüz Kolezyum ölçülerinde e, orası. Yani bu kadar büyük bir e, iki tane şey varsa... ...nüfusunda ona göre fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Evet hocam. Hocam teşekkür ederim. Ben şimdi izleyenlerden gelen soruları ekrana yansıtıyorum. Hem okuyacağım hem siz ekranlarla takip edebilirsiniz hocam. Ee, Özer Mete'nin bir sorusu var hocam. Bölgedeki depremlerin tahribata etkisi nedir ee, diye sormuş. Bazı soruları siz anlattınız ama sonradan katılanlar için de tekrar olabilir hocam. Ee, o yüzden bence buyurun. Evet. Çok sağ olun. Depremlerin etkisi elbette ki var. Şimdi ben daha önceki depremlerden değil, Roma dönemindeki depremlerin değil, 10. yüzyılda artık 10. yüzyıla doğru bugünkü e, Konstantinopol e, bugünkü İstanbul o dönem Konstantinopolis kenti öne çıktığında ve e, Kizikos'taki limanlar da do, e, artık kullanılmaz hale geldiğinde Hitos limanı olsun, Panormos olsun, Trakikos olsun üç limanı var üçü de dolmuş. E, bunlar da dolunca kent önemini yitiriyor ve yapılar da tahrip edilmeye başlanıyor tabii ki. E, bu tahribatta da depremlerin etkisi var çünkü e, ben en son dediğim 170'te dedim Roma döneminde deprem olmuş ondan sonra da olmuş. 9. yüzyılda 10. yüzyılda da burada depremler olmuş hem de büyük depremler. Bu depremlerde de yıkılmış ama asıl tahribatı yapan bence deprem değil. Depremle yıkılsaydı belki de biz yapıların bazı kısımlarını sağlam bulacaktık. Tapınağın da... Büyük bir kısmını sağlam bulacaktık ee, Dediğim gibi e, 1400'lerdeki e, Kürakus'un dediği gibi e, Halk da O dönemde tarif etmiş burayı Kireç ocağı olarak bu tapınak kullanılmış, ee, hazır işlenmiş mermer olarak buradan alınan malzemeler İstanbul'a götürülmüş hem e, Doğu Roma döneminde hem Osmanlı döneminde. Artı Osmanlı döneminde Bizans'a gitmiş depremden çok bence e, bunların daha fazla etkisi var deprem yalnızca yıkıp yerinde bırakırdı. Ama depremden sonra e, kireç yapılması ve taşınması malzemenin dağılmasına, yok olmasına sebep olmuş. Evet hocam. Tabii bu tarz yapılar e, devşirme malzemeleri için de önemli bir kaynak. Tabii. E, Haline tabii e, daha sonradan gelen e, kültürlerde bunları devşirme malzeme olarak kullanıyorlar. Tabii bunların birçok örneğini de Anadolu'nun her yerinde görüyoruz hocam hazır malzeme evet. yani Marmara Adası'ndan gidip mermer ocağından mermeri işleyip getireceğine hazır malzeme e, tapınan etrafı mermer plakalarla döşeli mesela bugün çoğu sökülmüş e bunlar nereye gitti söküleni kireç yapmamışlar yani e, çünkü biliyoruz bazı kısımlar sağlam bunlar alınıp götürülmüş yani başka bir yerde kullanılmış olmalı e, sonra tapınağın e, bu krep e, krepis basamakları, mermer levhalarla döşeliymiş, kaplıymış. Bunları e, bir iki yerde ben küçük örnek buldum, kazdım. Onu görünce tekrar kapattım orayı tarif olmasın diye. İleride e, lazım olacak çünkü o tapınak onarılacak, onarılacağı zaman... Onu çıkarıp ona göre o onarımı yaparsınız. Demek ki bu kaplama levhaları bile sökülüp götürülmüş. Evet yani. hocam, evet hocam. Sizinle de bu yayını yapmamıza vesile olan Bandırmadan Cengiz Doğan'ın bir sorusu var hocam. Evet. Nurettin hocam değerli bilgiler için teşekkür ederim. Kazılığınızda zamanın tarımsal ve gastronomi kültürüyle ilgili bulgulara rastladınız mı? Ee, keşke rastlayabilseydim. Şöyle söyleyeyim. Ee, biz e, bu tapınağın çevresinde e, pitoslar bulduk dedim. Büyük pitoslar hem de. Bunların büyük ihtimalle e, tahıl ürünleri depolamak için kullanıldığını düşündük. Hatta dip kısmındaki toprağı ben şeye gönderdim, tahlile gönderdim. Bulamadık içinde bir şey ama toprak en dipten toprağı aldım artık. E, eledik ne yaptık? Hiçbir şey çıkmadı. E, çıkmayınca toprağı aldım hepsini tahlile gönderdim. Ben bunun içinde ta, e, tahıl ürünü ya da bitkisel bir art, atık var mı? Bana maalesef içinde bitkisel e, yani tahıl ürünü diyebileceğimiz e, bir şeyin bulunmadığını söylediler ee, Hatta bir e, iskeletin yanında yine e, bulduk amforalar onların içinden çıkanları da gönderdim ama maalesef hiçbir şey çıkmadı diğer kısımlarda da zaten e, bulmamız oldukça zor e, tahrip tabakasını biz kazıyoruz yani halkın mermeri kırıp ateşe attığı bölümü kazıyoruz yani fitoslarda evet. e, ümidim vardı bize e, onun hakkında bilgi verebilirdi çünkü e, gerçekten Kizikos e, ba e, şarapçılığıyla ünlü bir kent bunun yanında birçok şeyi daha var yani e, tabii ki tarım ürünleri açısından da zengin bir kent tahıl merkezi olan bir yer acaba o dönemin Tar, tar ürünlerinden neler ekiliyordu bunları tespit edebilirdik. Ama maalesef e, bulamadık bunları. İleride hocam belki bir sonraki yayında önümüzdeki senelerde bir sonraki yayın yaparsak orada e, paylaşırsınız. Mevlüt Abay e, tapınak tonozlar üzerine inşa edilmiş anladığım kadarıyla. Tonozlu mekanın işlevi nedir? Bir suyun saklandığı bir sarnıç değilse tahminen ne olabilir saygılarımla? Şimdi tapınak tonozların üzerine inşa edilmiş. Ama tonozlar sarnıç veya benzeri amaçla kullanılmış olduğunu sanmıyorum. Burası denize oldukça yakın bir yerde. Belki de mimari açıdan, yani şöyle diyeyim, üstte yapılacak tapınağın. Teknik açıdan daha sağlam olmasını sağlamak amacıyla belki de bu tonozlar yapıldı. Ee, içinde kaynak bir su var mı yok mu? Bunu şu an için bilmiyoruz çünkü bu tonozların içini içine girmedik, temizlemedik henüz. Yani e, önce etrafını açıyoruz e, tapınağın, ondan sonra üstünü e, ve e, tonozları boşaltacağız. Ama Tonozlar daha çok herhalde tapınan daha sağlam zemine oturması için yapıldığı gibi geliyor bana. Şu an için yani işlevlerini tam olarak bilmiyoruz ama şöyle bir şey var. Bu tonozlar açılıp onarılırsa 7 tane tonoz çok güzel sergi yapılacak bir alan olur. Hatta belki de küçük cep oturumlar yapılacak yerler. Olarak bile kullanılabilir. Çünkü 6-7 metre uzunluğunda 2-3 metre genişliğinde çok güzel böyle bölümler ortaya çıkacak. İleride bura onar, onarılacak yani tapınan en azından alt kısmı onarılacak ileride. Ben belki göremem ama onarılacak. Onarıldığında da kullanılabilecek alanlar çıkacak ortaya. O zaman bileceğiz. Zeminini bilmiyoruz çünkü bu tonozların. Evet hocam teşekkür ederim. Ee, Faris Demir. Merhaba hocam. Ele geçen kanıtlara göre tapınağın yüksekliği kaç metre olmalı? Ee, şimdi e, tapınağın krepis basamakları yaklaşık 3 metre diye şey yapıyorum, düşünüyorum. E, bunun yanında 2 metre e, sütun kaide kısmı e, e, 2 metre onu e, iki buçuğa yakın da iki metre diyelim. 2 metre olursa beş. E, yaklaşık iki buçukta e, zaten e, sütun başlığı zaten yedi buçuk metre etti. Sütun en azından sütun e, başlıkla gövde kısmının yani 16-17 metre düşünürsek e, 20 e, metrenin 25 metre civarında bir yapı ortaya çıkıyor yani. Evet hocam teşekkür ederim. Çünkü e, şöyle düşünün 5 e, metre alt kısım olursa o üst kısımda da 1.70'e e, yakın frizi düşündüğünüzde e, 25 metre civarında bir yapı ortaya çıkar diye düşünüyorum. Evet. Gülümser Eroğlu filizler Bandırma Arkeoloji Müzesinde mi sergileniyor diye bir soru Evet. Arke, bandırma Müzesinde sergileniyor. Tabii her, her çıkan eserlerin bu hepsini sergileyemiyor bunları. Şunun için Bandırma Müzesinde iki tane salon var. Orada da zaten daha önceden sergi bir, bir değiştirilmiş, ondan sonra değiştirilmedi. Kizikos'tan çıkan e, bu e, mesela demin gösterdiğim o altın yaldızla boyalı kadın başı ya da e, diğer bazı figürler rahatlıkla sergilenebilir ama e, şu anda henüz e, sergi değişikliği yapılmadı yani yapıldığında herhalde kullanılırlar kullanırlar diye düşünüyorum. Artı belki de bakanlık yeni bir müze. Yaparsa çünkü artık e, eser koyacak depoda da yer kalmadı bizden giden eserlerden daha önce Kizikos kası düşünülmemiş müze yapılırken yalnızca Daskleon düşünülerek yapılmış oradan da fazla eser gelmez diye düşünmüşler Kizikos'tan da gelince. Ee, müze biraz yetersiz gibi e, kalıyor. Şu anda tabii e, o, öyle bir şey deme şansım yok ama e, dışarıda da sergilenen eserlerimiz var. Yine Bandırma Müzesi'nde dışarıda mesela e, Nekropol'de bulduğumuz bir e, sitel var. E, onun yanında diğer bazı eserler var e, bulduğumuz. E, onlar da dışarıda sergileniyor. Evet hocam bir sonraki soruya geçiyorum. Yalçın Şaşmaz, antik dönemdeki Kizikos antik kente sınırları ile mevcutta kazı çalışmalarına konu tescil birinci ve üçüncü derece arkeolojik sitene kıyaslandığında nasıl bir değerlendirme yapılabilir? Kizikos'ta yapılan birinci derece ve üçüncü derece gerçekten benim aç bana göre yeterli e, şekilde düşünülmüş e, şu andaki tescil e, alan e, üçüncü derece pek yok yalnızca üçüncü derece e, de olan kısım e, aşağı e, yapıcı hamamlı ve belkıs köylerin içi. Zaten o köylerin dış sınırlarından itibaren iç kısma doğru Kizikos Antik kenti geliyor. Yani köyleri üçüncü derece olarak almışlar. Diğer kısım zaten birinci derece. Şu andaki sınırlar bence gayet mantıklı doğal sınırlar. Birinci derecede, üçüncü derecede. Evet hocam teşekkür ederiz. Ee, İhsan Yeneroğlu, oldu. Ee, teşekkürler hocam. Amfit, amfiteatroda yayın bir çalışma var mı yoksa böyle bir çalışma yapılacak mı ee, diye bir sorusu var. Şimdi amfiteatro arkadaşlar, e, amfiteatroda e, bir çalışma yapamıyoruz biz. Çünkü şahıs arazisi, şahıs arazisi olduğu için çalışma yapmamız mümkün değil. Yalnızca ölçülerini aldık. O da vatandaşlara söyleyerek bir dönemde de e, Vali Bey e, özellikle e, e, amfi tiyatronun kalıntılarının açığa e, ayakta olanların açığa çıkarılmasını istedi. E, dedi ben destek olacağım, maddi olarak destek verdi de. Sağ olsun. E, Vatandaşın da top, o parsel sahiplerinin de iznini alarak biz çalı temizliği yaptık. Çalları tabii onlar götürdüler. Bize zaten ihtiyacımız da yok. Ortaya çıkardık ama kazı yapamıyoruz. Yani orada zaten kazı yapılsa da çoğu malzemenin taşındığını söyleyebiliriz. 90'larda ben yüzeyde araştırma yapmıştım Kizikos'ta. o dönemde amfiteyatroda da baya bir birkaç gün böyle gidip çalıştım, şey yaptım. O dönem biraz daha rahattı, köylü İstemiyorlar. Şimdi vermiyorlar herhangi bir şey yapmaya da zaten yapamıyorsunuz da e, malzeme e, pek e, oturma basamakları bile sökülüp götürülmüş yani çoğu. Yalnızca dış kısımlarını, dış sınırlarını belirleyen e, bazı bölümler, analema duvar dediğimiz tiyatrolardaki o analema duvarının bölümleri ayakta kalmış. Tiyatroda da aynı, amfiteyatroda da e, taşınmış yani. ...götürülmüş malzeme. Ee, Mustafa Algan'ın bir sorusu var. Neolitik ve kalkolitik dönem buluntuları var mı? Yani sadece tapına kalanı değil de... ...belki tüm fizikos düşünerek cevap verebilirsiniz ee, hocam... ...bununla ilgili. Şöyle, e, sormuştur... E, e, ...1950'li yıllarda... ...Ekrem Akurgal... ...fizikosta... ...bazı açmaları açmış... Fakat açtığı bu açmaları ben 90'larda köylülerle konuştuğumda o dönemde biri hayattaydı, yaşlı biri dedi işte ben de çalıştım. Bazı yerlerde dedi 5-6 metre aşağı indik. Asker getiriyordu dedi askerlerle biz beraber çalışıyorduk ben indim dedi o kişiye ben o dönem 90'larda dedim seni götüreyim dedim. Arabayla gidilebilecekse arabayla götüreyim. Bana orayı göster. Nereyi kazdı Ekrem Akurgal? Gelemem dedi. Çok hastayım. Göstermediler. Ekrem Akurgal da herhangi bir şey yayınlamadı. Bizim de daha alt tabakalara inip bir kazı yapma şansımız pek yok. Çünkü çoğu şans arazisi bildiğiniz gibi şans arazisinde de zaten kazı yapamıyorsunuz. İzin verse bile yapamıyorsun. Şu anda verir, yarın vermez. bu nedenle kazı yapamıyoruz. Tapınakta da öyle bir neolitik ya da kalkolitik dönemle ilgili bir şey pek bulamadık yani. Yok. Evet hocam. Ee, Eyüp Sezen hocam Kizikos'un önemini yitirmesinin başlıca sebepleri ne olabilir? Teşekkürler demiş. Ee, şimdi Kizikos'un önemli yitirmesinin nedeni bence birinci nedeni şu e, Kizikos'ta bulunan bu üç tane limanın e, büyük oranda dolması, kullanılamaz hale gelmesi. O dönemde deniz ticareti önemli bu bölgede. E, bu limanları Liman Hitos Limanı Panormos Limanı Trakikos Limanı dolunca halk geçimini sağlayamaz hale geliyor artık ticaret yapamıyor çünkü Kizikos'un asıl geliri ticaret biraz da yaptığı ticaretten kazanıyor e, tamam tahıl e, o, ana karada tahıl ürünü ekiyor şey yapıyor ama e, bu bir noktaya kadar ikincisi e, İstanbul'un öne çıkması o dönemde İstanbul öne çıkıp Doğu Roma'nın da başkenti olunca ister istemez Kizikos ikinci plana düşüyor. Yani biraz limanların kullanılamaz hale gelmesi biraz da İstanbul'un ön plana çıkması. Evet hocam. Ee, Şennur Ay tapınak ile ilgili bütüne dair bir teknik çizim yapılabildi mi demiş hocam? Ee, e, tapınan e, bütüne ait e, çizim dedim ya zaten geçen yıl kazı sonuna doğru ancak tapınan uzun kenarını bulduk. Tapınağın, bugün e, çizim var elimizde. Fakat bu çizim daha çok e, kreps basamaklarıyla sınırlı. Çünkü tapınan üst kısmını tam olarak henüz bilmiyoruz. Fakat e, bu yıl e, en azından bu elimizde olan verilerle tapınağın e, bir e, üç boyutlu değil de e, cephe görünümünü e, bir ön ve yan kısmının çizimini... E, İnşallah yapa, yapmaya başladık ama da henüz bitmedi. Onu yapıp tamamlayabilirsek tapınağın e, nasıl olduğunu da ortaya koyabileceğiz. E, Mete adlı kullanıcımızın bir sorusu var. Amfitiyatro olduğuna göre gladyatör okulda var mıydı diye bir e, soru yöneltmişsiniz Tabii hocam. Evet gladyatör okulu var mı yok mu bunu bilmiyoruz ama ...gimnaziyonun... Ol, ...olduğunu ben düşünüyorum. Hatta... E, ...kent içindeki bir yapıya ait... ...bazı kalın ...bir yerdeki bazı kalıntılarında... ...bu gimnazyona ait olduğunu... ...düşünüyorum. Fakat e, dediğim gibi bunlar hep... ...şahıs arası içinde. E, ama... ...gladyatör oyunları oynanıyor muydu... ...oynanmıyor muydu... ...bunu tam olarak bilmiyoruz fakat antonius birinci yüzyılda antonius burada bazı oyunlar oynandığını onun döneminde bazı oyunların oynandığını belirtiyor bazı kaynaklar ama fazla da bir açıklayıcı ayrıntılı bilgi maalesef yok yani Evet hocam eee Tuğba Turan'ın bir sorusu var hocam. E, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Hadrian Tapınağı'nı ziyaret esnasında Erdek Belediyesi'nin Kizikos Antik Kenti animasyon filmini izledim ve çok etkileyiciydi. Arena'nın olduğu yer gezilebilir durumda mı? E, demiş. E, e, bugün arkadaşlar Kizikos Antik Kenti tamamen e, zeytin bahçeleri. Yani e, bir göreceğiniz geldiğinizde Hadrian Tapınağı e, ee, amfiteyatro ve çalılarla kaplı olan tiyatro e, ve yine e, çalıyla kaplı olan e, buleterio. yani e, sur duvarları tabi bir de ayrıntılı gezmek isterseniz e, diğer e, yapı genel olarak e, zeytin ağaçları hep etrafta yani çalıyla kaplı Metron mesela çok büyük bir tapınak Metron e, tapınak Metron da yine çalıyla kaplı yani temizleyemiyoruz. Şundan temizleyemiyoruz. Metronun, yıkıntıların olduğu yer, hazine arazisi, çevresi, şahıs malı, adam oraya e, araç girmesine, o çalıları oradan almamız için oraya en azından küçük bir traktör veya benzer bir şey sokmamız lazım. Hiçbiri izin vermiyor yani onlara. Evet hocam. yani Bu konu tabii zor bir konu. Umarım ileriki yıllarda bu yani istimlak ve şey arazi konuları çözülür ve daha görkemli kenti ortaya çıkarmak için çalışmalar yapılır hocam. Yani yok da devlet zaten genelde yapıyor bir büyük ihtimalle Kizikos'ta da bunlar göz önüne alınıp bazı önerdiğimiz bazı yerleri mutlaka istimlak edecektir ileride. Yani Kizikos belki 10 sene 15 sene ya da 20 sene sonra ...büyük oranda ortaya çıkacak yani. Evet hocam. Ee, birkaç soru daha var hocam. Devam edelim mi? Yorulduysanız da bırakabiliriz. Oh, e, orada... Buyurun. Ee, tamam hocam. Ee, Okan Güngör. Hocam Filizler'deki... ...Giyan Tomak Hia sahnesine ait... Evet. ...iki parça heykel tıraşlık açısından... ...Pergoman sunandaki ...sahneler ile ilişkili olabilir mi? E, zaten orada dedim ya... ...o, o çizim... E... Zeus'un anayı çizin ama e, öylesine oturuyor ki oraya o parça e, yani sanki oradaki parça e, oradaki gigantomayadan etkilenip belki de burada da çizildi çünkü Kizikos'la e, Bergama'nın arası çok iyi yani e, ara, e, iki kent birbiriyle çok sıkı ilişki içinde. Bundan dolayı e, yani e, sanatsal yönden de büyük ihtimalle birbirleriyle ilişkileri vardı. Yani bu sanatçıların, çalışan sanatçıların da oradaki eserleri de görüyordu. Ona göre belki de buradakileri yap, e, yaptılar. Yalnız burada gördüğümüz e, tapınağa ait e, bu friz ve benzeri parçalar e, tarihleri tam... E, bir tarih veremiyoruz. Şöyle tam bir tarih. 150'lere ait parçalar da var. Frize ait figürler de var. 160'dan var, 170'den var, 190'dan var. Yani bu da tapınağın ...frizinin de o depremler sonucu tarif olunca bazı kısımlarının yenilendiğini bize gösteriyor. Evet hocam. Ee... Cengiz Doğan, Nurettin Hocam, Kizikos'un askeri gücünün olmadığını, gücün ekonomik olduğunu vurguladınız. Kizikos'un ekonomisi neye dayanıyordu? Teşekkürler. Ee, şimdi, ben askeri gücü yok derken hiç askeri gücü yok anlamında demedim. Ama mesela bazı kentler vardır, askeri gücüyle kendini daha çok varlığını sürdürür. Kizikos ekonomik gücüyle bunun ekonomik gücü de bir defa Kizikos'a, Anakara'da büyük bir bölüm Kizikos'a bağlı. Yani Bandırma, Manyas bu bölgede tarım yapılıyor ve bu tarım ürünleri Kizikos'a geliyor. Artı şarap ticareti. Çok fazla. Bunun yanında başka endüstriler de var yani An, e, bazı antik yazarlar e, bahsediyor ama e, ayrıntı dedim ya e, hep işte Kizikos'ta diyor e, mesela şu da yetişiyordu bu da yetişiyordu onu ne yapıyordu nasıl yapıyordu ondan bahsetmiyor bizim asıl sıkıntımız orada. Yani kaynak veriyor, diyor tahıl ürünü çok fazla geliyordu. Mesela e, Strabon diyor, iki tane tahıl deposu vardı diyor Miletos'un. Yani düşünün, e, Kizikos'ta iki tahıl deposu, Miletos kullanıyor. E, bir tek Miletos değil, başka e, ticaret yapanlar da büyük ihtimalle vardı. Ve e, mesela e, bulduğumuz bir mezar sitelinde e, şöyle diyor, e, diyor bu mezarı kim tarif ederse diyor işte beddua ediyor sonra diyor limandakilere e, bu kadar ceza ödeyecek 1500 lira bir ceza ödeyecek limandaki kim bu limandaki tabiri büyük ihtimalle e, limanda bir teşkilatın olduğunu gösteriyor bize bu da limanın büyüklüğünü gösterir yani demek bazı belki limanla ilgili o dönemde var olan bazı teşkilatlar vardı bunlardan bu teşkilatlar demek ki şeyde de vardı Kizikos'ta da vardı evet hocam ee, hocam e, bu kireç ocağı için kullanılan mermilerin eritildikten sonra nasıl değerlendirildiği nerede kullanıldığını ile ilgili bir soru var yani acaba değdi mi demiş bir e, takipçimiz. Yani şey değmediğini bilmiyorum ama bu evet. Kireç Hoca e, olayı yalnızca e, bizim Osmanlı döneminden döneminde daha önce başladığını ben düşünüyorum. Yani Kireç bildiğin andan itibaren Burak, Kireç Hoca olarak büyük ihtimalle kullanılmış. Doğru ama eee Ayrıldıktan ve 10. yüzyılda mesela Kizikos artık terk edilmeye başlanınca 9 ve 10. yüzyıllarda burada tarif edilmeye başladı. Bazı eserler gitti. Diğerleri de kireç yapımında kullanıldı. Kireç biliyorsunuz antik dönemde de kullanılıyordu. Yalnız bu dönemde değil. Ve bu bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Yani 1955'lere kadar bilinseydi... Cumhuriyet döneminde oranın değeri bilinseydi ya da o yapılar bilinseydi kireç yapılır mıydı? Yapılmazdı. Ben ilk olarak Hadrian Tapınağı'na 83 yılında gittim. 1983'te gittiğimde yalnızca bir tepe vardı. Hiçbir şey belli değildi. Yani tapınak mıdır değil midir bilmeniz mümkün değildi. Yani ee, ama o dönemde artık terk edilmişti kireç e, yapımı benim gittiğimde ee, bilin, e, sağ olsun Reşit Mazhar Ertüz'ün kaymakam gelince değerini bildiği için yasaklıyor belki e, 20 yıl önce öyle bir kaymakam gelmiş olsaydı yasaklayacaktı onu o dönemde e, pek e, bu tür şeyler bilinmediğinden biraz da ben art niyet e, aramıyorum burada daha çok bilinmediğinden kireç yapmak daha e, o dönem için iyi Çünkü Türkiye'de her yerde inşaatlar var kireç lazım biraz da Evet hocam e, son olarak da Erdal korkmazın size bir mesajı var hocam onu okuyarak e, bu yorumlar kısmında bitirmek istiyorum e, Sit sınırları tespitinde çalışmış ilk uzmanlardan biriyim. hocamın değerlendirmesini teveccüh olarak aldım. Doğru işler yaptığımızın rahatlığını bir kez daha hissettim. Hocam, e, haseten teşekkürler demiş ve hocam hocama adıma teşekkür eder misiniz diye böyle bir de mesajı var hocam size. Ben de teşekkür ederim, sağolsun. Yani e, hocam bu kadar e, sorular e, söylemek ve eklemek tamam. istediklerimiz varsa onları da alalım. Sonra programımızı kapatalım. Yani söyleyecek e, fazla artık çok şey var da yani burada kimseyi şey yapmak istemiyorum ama herkesi kizi kosa bekliyorum mutlaka gelin bir görün kazı döneminde olursa kazı evi hemen tapınan yanında gelin bir çayımızı için kazı dönemi olmazsa görüşelim ben geleyim yine bir hem orayı gezelim hem ağırlayayım yani herkesi kizikosa bekliyorum yani ee, şöyle söyleyeyim yazın e, en az 150-200 kişi geziyor. Çoğu yabancı bunların yani gelenlerin e, Tura falan da bağlı değil burası henüz görülecek şey de fazla yok. Ama e, yine de dedim ya he, cumartesi pazar daha fazla yoğunlaşıyor. E, hafta içinde 150 e, 200'e yakın ziyaretçim var yani tapınakta. Evet, evet hocam. Hocam birçok öğrenciniz, dostunuz ve akademisyen arkadaşlarınız da yayını izlediler. Birol Can hocam da selamını iletiyor. Hemen onu da ekranını yansıtayım mesajını hocam. Şöyle demiş, 4 sezon katıldığım Kizikosu hocamdan tekrar dinlemek paha biçilmezdi. Umarım amfiteyatro, metron gibi eşsiz yapılarda bir an önce açığa çıkar. Hocama hürmetler, arkeoloji de teşekkürler demiş. Biz de Birolcan teşekkür hocamıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ben teşekkür ederim. ederim. Kizikos e, şu yönü de var. Yani bugün e, saysam bir e, Birol Bey zaten Kizikos'a e, gelen, e, çalışan Kizikos'ta çalışanlardan. E, yine şimdi isim isim ver, vermem belki de kendileri nedir onu şey yapmadığım için veremeyeceğim ama en azından 10 civarında bugün profesör var. Kzikos'ta çalışıp çalışmış olan yani Kizikos'a gelip çalışmış ve daha sonra başka üniversitelerde, başka yerlerde şu anda görev yapan 10 ona yakın öğretim üyesi var. Yani Kizikos'un böyle bir yönü de var yani. İyi bir okul olmuş hocam o zaman aynı evet. zamanda doğrusu. Tabii. İlk deneyimlerini 90'lı yıllarda orada geçiren, ilk orada kazıyı ya katılan pek çok kişi var yani bugün öğretim üyesi olan hep onlara da beni dinleyen ve dinleyemeyenlere de herkese çok teşekkür ediyorum diğer arkadaşlara da çok sağ olun var olun saygılar sunuyorum hepinize hocam biz de size çok teşekkür ederiz sizinle hem tanışmak hem de dinlemek çok büyük keyif oldu onur duyduk ee, bize de ze değerli e, zamanınızı tanıttınız, kizik, e, ayırdınız. Kizikosu hep duyuyorduk ama bu kadar e, yani bu kadar büyük, bu kadar önemli bir e, kent olduğunu e, sizin e, yaptığınız şu anki sunumla aslında izleyenlerimiz de, takipçilerimiz de öğrenmiş oldu. E, eminim ya pandemide müsaade ettiği sürece e, yani insanlar da e, bu yayından sonra oraya ziyaret etmeye başlayacaklar çünkü sizin çok nazik bir davetiniz oldu. E, Bunu da kırmayacaklarını düşünüyorum. Ee, tekrar size de çok teşekkür ediyorum. Ailenizle beraber sağlıklı günler diliyorum hocam. İlk fırsatta da yüzde görüşmek üzere. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hepinize teşekkür ederim. Ee, samimiyim yani davetimde. Onu belirteyim. Herkese saygılar. İyi akşamlar. Sağ olun hocam. İyi akşamlar. Evet. E, Arkeoloji Haberi'nin değerli takipçileri. E, güzel bir yayının daha sonuna geldik. Ama Nisan'da arkeoloji dolu söyleşilerimiz devam ediyor. 9-10-11 e, Nisan'da e, Troya Müzesi ile beraber ikinci e, Troas e, buluşmalarını, webinarını e, düzenliyoruz. E, 16 Nisan Cuma akşamı e, Profesör Doktor Yücel Şenyurt konumuz e, konuğumuz olacak. Kurul Kazı, Kalesi kazılarını e, konuşacağız. E, 23-24-25 Nisan'da doğan dolu arkeoloji çalıştayını gerçekleştireceğiz ve 30 Nisan'da ise Profesör Doktor Aygül Söğel konuğumuz olacak. Şapinova kazılarını konuşacağız. Nisan ayı takvimimizi bütün sosyal medya hesaplarımızda yayınlamıştık. Lütfen ajandanıza not edin. Herkese sağlık dolu günler diliyorum. İyi akşamlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. thank you